Maydos Doğa Topluluğu'nun bu haftaki rotası Çanakkale ilinin Lapsik ilçesine bağlı Adattepe köyüne çevrildi. Şu anda kısa bir mola için köyün içindeyiz. Arkadaşlarımız köy kahvesinde çay içiyorlar. Şu anda Adattepe köyünden grubumuz ayrılmak üzere. Bugünkü yürüyüşteki rehberimiz Rahman Bey. Hoş geldin senin bey köyüme. Evet. Hem şimdi gidiyoruz, şimdi parkur üzerinde bir bilgi alalım. Parkurumuz 15 kilometre civarında. 2-3 yerde güzel, yormayacak şekilde bayırlarımız var. Evet, böyle gelelim. Bayramdere barajını bulacağız. Evet. Olduğum köyden. Şimdi aracımıza biniyoruz. Evet, araca binmiyoruz. Buradan başlıyoruz. Başlıyoruz. Tamam, buradan oldu o zaman. Başlıyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Kolay gelsin. Evet. Şimdi grup yürüyüşe başlıyor. En son arkadaki arkadaşlarımızı bekliyoruz. Rahman Bey, kim kaldı geride? Tuvalette şey vardı, yalnız oldu. Onları bekleyelim bari ya. Hadi bulduk. Yok, beklemesen de olur, o buralı ya. Hadi. Hayır, olmaz, olmaz. Yani onu bekleyelim. Boş ver, anım. Kalsın. Olur mu öyle? Bırakalım onu diyor ya, bak şimdi. Ya nasılsa bu köyün... Hem aşkım aşkım diye bağırıyor. Bu köyün gelinliğim, beni herkes çok sever. Kanlarım başım. Sıcacık dediler ki, şurada bal var, baldan alın, arkadaşlarınıza verin dediler. Tamam. Bal yiyeceğiz ona göre. Köyün gelini almak kolay değil. Asfalt olduğu için geri geri gidiyor, biliyorum. Herhangi bir cisim olduğu zaman lütfen uyarın beni. Fatih köyde yaşıyordu. Burada öldü. Kim o? Satının sözünü... Şemsi Yastıman. Erbabı var. Evet, bak o yazı onun. Evet. Kendisini. Evet. Şemsi Yastıman eski Türk'ün. Türk halk müziği. Öyle mi? Beşiktaş'ta şeyi var, dükkanı var. Kızıyla ben sınıf arkadaşıyım. Öyle mi? Ha, geliyorlarmış buraya onunla ziyaretine. Evet, Şemsi Yastıman'ın mezarı. Sahilde yazlık bir ev varmıştı. Evet. Biliyorum. Esas yeri Unkapanı'ndaydı. Evet. Tabi İmeçeri tam karşısında. Orada da vardı. Okulun. Az moto almamış. Var buradan dışarıda böyle orta atık köyde. Ben de hani niye burada dedim? Yazlıkları mı? O zaman herkes unuta bulunmazdı. Bizim köy buraya göçünce çocukları bunu arazileri o benim demiş, bu benim demiş. 3-4 defa bu köylülere satmışlar. Evet. Yani aynı yere adam 2-3 defa satın almış. Tapu almadığı için. Bizim evet. Buralarda 3-4 dönüm arazimiz vardı. 3. 4. daha alamadığımız için kayboldu. Bak buralar bire evlik, bire dönümdü yerler. Burası efendi diye birininmiş. Burası hatta ormanlıkmış. İnsanlar içinde gezemiyormuşum şu an. Çok. Köylü çoğunu meyvecilikle geçiniyor değil mi? Evet. Son 15 senedir, 20 senedir meyvecilik. Barajdan su da geliyor şimdi. Çok evet. Güzel oldu yani.
Şu karşıda bir köy daha, köyümüz daha Hacı var. Hacı Ömerler köyü. Muhacir köyüdür o. Muhacir. Hacı Ömerler evet şimdi. Heh. Ölmüş çıkacak. Evet çıkıyor. Muhacir köyü. Selim Bey değil mi? Evet. Yanlış olmasın. Selim Bey. Şimdi biz Ahmet de köylüm. Evet. Yukarıki köyde otururken şimdi 59-60 yıllarında işte bir göreceğiz ya. Bir tepenin altında oturan bir köyümüz. Evet. Geçme tehlikesi var diye işte buraya indirmişler. Devlet bir kısmına yardım ediyor. Evet. Bir kısmı da kabul etmiyor. Yani devlete elini veren kolunu alamaz düşüncesiyle. Evet. Hani bizimkiler orada kaldı. Evet. Ben ilkokulu da orada bitirdim. Şimdi o dönemlerde bizim köyümüz çok sağır köy. Kör diyeyim daha doğrusu. O kadar kör ki. Bir iki tane elma ağacı ancak vardı. Bir iki tane işte yani domates eken evet. vardı. O da çeşme ayaklarında yazın. Ağustos ayında çıkar. Eylül'de, Ekim'de kıralar bitince o şey biterdi. Yani köy gerçekten çok fakirdi. Görmemişti. Gözü kapalıydı. Evet. Ama şimdi bu Hacı Ömerler dışarıdan göçmen gelmişler. Evet. Adamlar bilgili. Adamlar yani bizim de çalışkan ama onlar da bilinçli ve çalışkandı. Evet. Şimdi orada şu alt kısımlara domates ekiyorlardı onlar. Hmm. Bizimkiler de çalıyorlardı. Yani elma dikiyorlar, şeftali dikiyorlardı. Evet. Bizimkilerin de yoktu. Belki de yani kiraz iki yerde bilirim. İki ağaç bilirim yani ben. Elma bir dedenin şeyi vardı iki tane ağacı. Bir de başka yerde iki ağaç. Köyün büyüklüğünü görüyorsunuz. Evet şimdi ama şimdi şöyle bir şey var. Bu köylüler Adatepe köylülerine örnek teşkil etmişler. Yani bir yerde de görmüşler onların, yani. Tabii onların örnekliği. Ondan sonra bizimkinin buraya asfalt boyuna gelip de yani dünyayı görmesi. Evet. Yani bunlar hakikaten köyü geliştirmiş yani bir aile kalabalık bir köy haline dönüştürmüş. Bir atılım yapıldı. Köylüler de cidden çalışkan insandır bizim. Evet şu anda. Yani o zaman mesela düğünlerdeki kavgalar şu bu. Ha şimdi de olabilir. Ama o zamankini görsen yani insanlar böyle şey ya. Hani sadece bizim Adatepe değil de. Bunlar yürüyemez çıkamıyor. Bizi tanımıyor ki. Hepimiz müsait mi? Ne zannetsin be? Biz ne dağlar açtık. Değil mi? Bu konuyu sana gelebilir deneyelim. Onun yanında. Allah'ım baba ya. Evde bir de var. Ya. Ya. Ne kadar sevdiğine ya. Parayı geri yapıyorsun. Yok. Telefon var da. Evet, meyve bahçelerinden geçiyoruz. Şeftali bahçesi. Adatepe köyü biraz yükseldik. Fakat bu kadar büyük olduğunu köye girdiğiniz zaman göremiyorsunuz, anlamıyorsunuz ama uzaklaştıktan sonra gerçekten çok büyük bir köy. Çanakkale Bursa yolu üzerinde Çardak belediyesini geçtikten sonra nasıl? Hep yokuş diye yokuş. Güzel mi? Henüz yorulmadım. Tamam. Rahman hiç yüzüne hiç çıkartmıyor. Bitti. 9 yaşına gelmiş. Vallahi ya. 60'ında gelmiş.
Artçılarımız. Başka kimse yok değil mi? Yok. Evet, evet. Artçıları kaybolmasın diye iki kişi yaptık öyle mi hocam? Evet, bir de yaptık galiba. Evet. Değişmeyiz. Değişen insanlardı. Yani ama böyleydi çamlardan 40 yıl önce. Şu çamlardandı. Şimdi baksana ne kadar olmuş, büyümüşler yani. İşte bak, tek fark bu. Ya arkadaş, ben söyleyeyim mi? Yalan atmayın. 36 yıl önce köye gelin geldiğinde bir tane Ferguson traktör vardı. Hep öküzlerle taşınırdı her şey. Şimdi bir yan traktör var, iki tane var, taksiler de anası, var. Anasının yanına yatıncaya kadar... Öküzler mi azaldı? Hiç yok. Bence öküzler çoğaldı. Ben tam tersini sağlıyorum. Başka öküzler çoğaldı şimdi. Mesela İstanbul'a bakarsanız... Rahman'da ne vardı Rahman'da? Ama şey, yörükler çok çalışkandı. Hep yatırıma dönüştürürler. Yani bizim böyle tüketime pek şey... Şey dikkatimi çekiyor benim burada bölgede. Bütün köylerin isimleri Türkçe. Nurcan Hanım, yani, Rahman'da ne vardı o zaman buraya geldiğinizde? Rahman'da. Siz çeyiz olarak ne getirdiniz? Siz çeyiz olarak bir şey getirdiniz mi? İnek mi? Elektrik tıraş makinesi getirdim. Bence var ya yani gençliğin ona borçlu benim. Evet. Şöyle uzun saçlarım vardı, kot pantolonum vardı, bir de sarı gömlem vardı. Aşık olmuş o anında. Hangisi? Bir saçların? Bir saçlarım. Bıyık, bıyık bir de bıyıklarım. Bıyık da vardı. Sarı, sarı gömlek. Sarı gömlek. Sarı gömlek. Sarı gömlek çok önemli. Arkadaşım bugün sarı giyecekti. Var mı sarı? Yok. Vay be. O koşullar altında kandırdınız yani öğretmenimi. Bir küçük anılarımı da anlatayım. Biraz böyle kendimi şey yapacak ama incirtecek ama olsun. Aşağı o girdiğimiz yerlerden akşam üzeri böyle bir çaçala diyorduk. Cacala. Böyle ince yorgan. Evet. Bir tane veriyordu annem. Bir de büyük bir abimiz vardı çoban. Üçü, ikimiz geliyorduk. Ben buralara geldiğinde gece uyuyordum küçük çocuk. Sabahleyin bir kalkıyordum. İşemişim. Her taraf olmuş. Saat 10. Koyundan gitmiş. Kimse yok. Alıyordum cacalayı sırtıma. Şişli. O kuruyordu zaten. Aynen ben bana sildikçe oturdu. Bilseydim evlat. Senin önce. Ama şişli sildikli değil. Sildikli değildim. Şişli. Kibarlaştırıyorum. Buradan böyle. Ben eve varınca kadar kuruyordum. Sabah harika bir adamsın. Sabah güneşinde. O ekinler biçildiğinde hani şey yapılıyordu ya. Bağlanıyor ne diyorduk ona? Demet. Demet. Demetler şimdi koyuyor adam. Biz de kenarlarında hayvanları yayıyoruz. Bana diyorduk ki çoban büyük. Git diyordu Rahman'ı demetin başında otur. Tokurcunların. Hayvana gelince kovala diyordu. Ben öyle tokurcunun başına gidiyordum. Bir yatıyordum uyuyakalmışım. Bir kalkıyordum koyunlar hepsini yemiş. Geliyordu çoban bir sopa. Çok sopa yedim buralarda. Bana bunları evlenmeden önce anlatmadım. Geçmiş olsun. Çok harika. Vallahi. Ama hep Kemal'den çıktı bunlar. Kemal'e anlattı. 100 yıl önce bunlar. 100 yıl önce tuvalet mi vardı? Şimdi üstümüze yapıyor. Ya bundan sonraki şeyde endemik bitki örtüsü hakkında bilgi istiyoruz. Evet. Evet. Ben de yayılırım. Esmeye başladı rüzgar. Tepedeyiz, zirvedeyiz ondan. Evet. Kim yayılır? Karagöz kuzular gibi. Gayet iyi diye algıladık biz onu. Pehlivan olarak algıladık. Çok güzel bir fotoğraf çektim. Bizim fotoğrafımız sayesinde meşhur olacaksın. Evet.
ama. Ne dersin? Evet, Adatepe Köyü yükseldikçe güzelleşiyor. Evet. Değil mi hocam? Evet, tamam. İniyorum ben de. Siz de inin. Herhalde inişe başladık. Kölete doğru ilerliyoruz. Evet. Kar var burada diyor. Görmeyenler görsün diyor. Zaten biz karı görmek için yürüdük ama geç kaldık herhalde. Çok yüksek değil. Daha yüksek noktalarda sanıyorum ama baktığımda pek karın izlerini göremiyorum. Yani yukarıları da görüntü olarak yok ama burada erimiş tabii. O sararmış yaprakların üzerinde çok az olsa da kar görüntüsü aldık. Kemal Bey görüntü alıyor. Siz çünkü. Arkası görüyor, ağaç da var orada. Evet. Ben şimdi bunu bir Windows'ta renklendirdiğim zaman masmavi gökyüzü ve masmavi bir deniz. Sen bizim düğünü de çekersin hocam. Emre nasıl? Dur sen. Evet. Görüntü alıyor arkadaşlar. Hakan Bey sen de beni avucuna alsana. Abla. Babamla tutacağım. Rahman Bey'in arazisiymiş burası. O zamanda çok iş var. Ama hiçbir şey ekmemişler buraya baksanız ya. Abi bu dik rampaya ne ekilir ya? Anca ağaç dikilir. Herhalde baktı tarafa. Evet gördün mü? Evet Muharrem. Sana bakıyorum hocam. Ya önde ya da şurada. Onu beyde koyamam. Şu an hızı koyacağım. Makine koyacağım. Hayır. 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 Şey, geyiği öperken koyuyor. Kemal ve Şeniz Kancı ailesi. Geyiği öperken resmi var. Bugünkü yürüyüşümüzü çok renklendirdiniz yani. Çok güzel sorular sordunuz rehbere. Çok da terlettiniz yani. Ben soracağım. Var mı daha? Tamam o zaman. Çok güzel bir hava. Fotoğraf çekimi için de çok elverişli. Arkadaşlarımız görüntü alıyorlar, poz verdiler. Biz şu anda eski Adatepe köyüne gideceğiz. Şu karşıdaki yüksek nokta burası. Sadece çobanların
kaldığını söyledi Rahman Bey, yol göstericimiz. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. Toprak kaymasından ötürü köyün boşaltıldığını daha önce kendisinden öğrenmiştik. Eski Adatepe köyüne gideceğiz ve orada kısa bir mola verdikten sonra acı bir su varmış. Evet, çok az su var ama yine de kayıyor insan. Evet, dikkat edin. Su çok az. Yardımlaşın. Evet, bir de kayıyor arkadaşlar. Yok değil ayakta. Ya düşerken yakaladım yani. Esas aradığımız şey oydu. Action. Çok ufak bir su akıntısının olduğu bir yer ama çamur olduğu için biraz da dik. Onun için kayıyor, tehlike yaratıyor. Arkadaşlar yardımlaşıyorlar burada. Ufak bir yer ya. Evet. Hasan Bey nerede? Teşekkürler. Ağır tonajcılar biraz. Bak bak ilk işi bir. Güzel diyor. Beni bırakın, beni bırakın. Arkanızda kaldı. Arkanızda kaldı evet ya. Kaldı kardeşim. Var mı? Hani beni bırakın ben geçerim gibisinden söylüyor sandım da. Beni eski Adatepe köyüne artık yaklaşıyoruz. Rahman Bey söylemişti zaten. Birkaç tane çoban kalmış diye. İşte onlardan bir tanesi. Şimdi arkadaşlar çobanla söyleşi yapıyorlar. Veteriner arkadaşımız Süleyman Bey. Evet. Bunlar da güvenlik kuvvetleri bunlar. Koyunların güvenliğini sağlayan köpekler. Yol göstericimiz acı bir sudan söz etti. Ama içecek gibi dedi. Şimdi arkadaşlarımız deniyorlar. Ben anlayamam mesela. Paşalar. Ben çok seçeceğim. Ha senin mi? İsmail'in mi olmuş? Biraz tuhaf değişik. Ben kırmacılar. Sabit kırmacının evi vardı. Tamam. Benim oğluyum bu. Değişik. Onların hali. İyi de hayırdır yani. Biraz. Hayır tabii. Ya şimdi şapka işe bak. Ekşiliği tabii var Serendiz Hanım. Ben şimdi çok tanıdım. Hafif ama. Yani böyle hani falan. Bu köyden bir arkadaşım var benim. Şaban diye. Çınarcık'ta termalde bir göz suyu var. Kaynıyor sıcak. Buraya yazmışlar. İki bardaktan fazla içmeyin. Zararı olur diyor. Şaban bu köydeki arkadaşın. Gelecek dedi içti. Bir tane de aldı bir daha içti. Bir tane de elini aldı giderken. Onu da yolda içti. Nereye böyle? Nereye? Bursa'ya geldik. Hiçbir şey yok.
Bursa'la Bandırma arasında bir tuttu mu bunu? Bir tuttu mu? Böyle terliyor böyle. Boncuk boncuk. Evet, eski Atatürk köyünün içindeyiz. Bir çoban ailesiyle görüşüyor arkadaşlarımız. Aslı biraz yoruldu. Tabii 3 haftadır antrenmansız oldukları için arkadaşlar. Aynen öyle. Abi vallahi hep rehberin de azizliğine uğradık. Kolay park dedi. Evet. Habire bayır çıkarttı. Bayır mı burası? Bayır mı? Nereden geldiğimize bakarsak da abi. Hocam başlangıç yerimizi gösterin. Evet. Kısa bir mola verdik. Sonra yola devam ediyoruz. Oya Hanım. Rehberimiz ve eşi Nursan öğretmenim artçı durumda düşmüşler. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Lazım, stat lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Durun bakayım. Şimdi zor bir geçit var. Arkadaşlar o dalları kırıp kendilerine bir yol yapıyorlar. Dere içerisinden geçiyoruz ama biraz da kar da erimiş, buzlar erimiş, sular akıyor ve çamur. Kapı kapı şey gibi dolaştılar adamı. Hastane öyle bir şey olabilir mi? Olmaz lan. Hayır, biz bir daha gerek bir şey yapıyoruz bunları. Ecevat'taki 25 kilometre. Tamam hocam, kaçar, kaçar ama. Kamera çekerek oradan geçmem biraz zor. Herkes geçsin, ben sonra geçeyim. Kamerayı verirsiniz. Yok da. Ben bunu baton niyetinde kullanıyorum bunu da. Bunu? Yıkıyorum. Yok bir şey olmaz. Civatalı var. Bu kamerayı alayım. Milletin canını okuyordu zaten. Güzel bir haber daha bekliyoruz. Gelmiyor ya.
Hepsini hazır. Evet. Helvasını, helvasını hazırlamışsınız. Şenlere galiba çamura basmışsınız. Hocam kamerayı alalım mı? Hayır hayır. Ne hocam? Hayır hayır, siz devam edin. Tripodu alayım. Yok, ben dayanıyorum ona. Onu alayım. Ona dayanıyorum ama. Dengenizi kaybederseniz tutunacak yer bulamazsınız. Makineniz de düşmez. Görete doğru gidiyoruz. Yol yok ama işte bir patika gibi bir izlerini hafif şöyle böyle bir iz buldular. Oradan ilerliyoruz. Ama sıcak hava gerçekten bu tarafta. Bir hayli terledik. Polarları çıkarmalarını da bulamadık. Rehber önde. İzliyoruz. Birdenbire belki de göreti göreceğiz gibi geliyor bana. Abi 15'e tamamlamak lazım. Geri dönelim. Evet. Baraja geldik. Ama ileri gitmemiz gerekecek herhalde sanıyorum. Evet, devlet su işleri logosuna bakıyor, görüyoruz. Evet, göletin kenarından ilerliyoruz. Evet, yol kenarında konmuş. Kemal abi ne yapıyor? İnceliyor. Ben bunu anlıyorum. Ses yok.
Ben de dinledim de kulağa dayamak lazım. İçeride uğulduyordur. Vardır. Kulağa dayarsak duyulur. Aman ha. Yok o kadar çabuk çıkmazlar. Orada önünde arı olanlar var mesela. Var. Bak Mustafa çekil. Bak arılar çıktı. Abi nöbetçi geliyor. Ana. Geldi bir tane vallahi. Yok nöbetçi arı. Nerede? Bir tane vardı. Havada uçuyor nöbetçi arı vallahi bak. Ben gördüm yani. Uçuyor yani. Arkamızdan artık iyice mi? Zayıflamıştır kolun ama. Bilmiyorum vallahi. Şey yapmadık ya. Şu anda hazırdan yiyor değil mi? Evet. Hazırdan yiyor şu anda. Üreme de yok doğru düzgün şey de yok. Şu anda da içiyoruz. İyi yani. Galiba abim. Evet. Göletin. Ne yollar yürüdük? Setin üst kısmına doğru yürüyoruz. Dinlene çıkıyoruz. Kemal! Yardıma gel. Daha mı çıkamayacaksın ama? Artık. Evet. Bravo çıkamayacağım. Oh. Nihayet. Nihayet zirveye ulaştık. Dedim hocam. Efendim. Bunu zamanlaması nasıl kapatıyorsunuz? Dur. Basıyorum vallahi. Evet. Yol göstericimiz Rahman Bey. Evet. Artık. Yorulmuş. Ulaştı. Ulaştı. Sonu nihayet. Teşekkür ederiz. Şöyle bir çevreyi bir gözleyelim bakalım. Evet. Ne göleti? Bayramdere Barajı. Bayramdere Barajı, evet. Lapseki Adatepe Köyü, Bayramdere Barajı. Evet. Sulama amaçlı. Evet. Alo! Artık serbestsiniz. Denize de girebilirsiniz. Ama batar koş ne söyleyelim de kendisi resim çektirdi katibi soracağım yemek molası diyelim konuşalım babası Selim abi bazı çılgın böyle uçalım. Aa! Her grupta mutlaka bir çılgın olur. Çıkacak hocam. Bizim grubun çılgını. Yerimde bence duramıyorum. Bence de bizim grubun. Evet. İsmail. Evet. İsmail. Yok o daha önce. Çık. Hocam gel. Çok akıllı. Hocam gel İsmail yapın. Hadi bakalım yap bakalım. Gel. İsmail'i. Şeyi arkayalım. Gel hocam. Şeyi arkayalım.